2016 Kasım'ından bu yana Selahattin Demirtaş'ın ve arkadaşlarının, ama tabii ki özellikle Selahattin Demirtaş'ın tutukluluklarının cezaevlerinde olmalarından bu yana yaşananlar çok ilginç. Bir kere hareketin kendisini Selahattin Demirtaş'a ne kadar sahip çıktığı konusunda bir belirsizlik var. Demirtaş büyük ölçüde kendi kendine sahip çıkan birisi gibi gözüküyor. Tabii ki parti arada sırada onunla ilgili açıklama yapıyor, milletvekilleri ziyaret ediyor falan ama Selahattin Demirtaş kendi işini kendi görüyor gibi bir durum var ortada. Ve bunu yaparken de ilginç bir şey yapıyor ve başarılı olduğu da çıktı ortaya. Siyasetten ziyade başka konular, edebiyat özellikle, karikatür de çizmeye başladı, resim de çiziyor. Edebiyat ama en çok, edebiyatla kendini gösteriyor. Orada kendine bir korunaklı alan açıyor. Yani eğer Demirtaş bu süre içerisinde 4 Kasım 2016'dan bu yana kadar cezaevinden verdiği mesajların hepsi sadece siyasi olsaydı, bu ilgiyi muhafaza edemeyebilirdi. Bir de o tekrara düşmemek için vereceği değişik mesajlar ya da vermeyi düşündüğü mesajlar nedeniyle belki de kendi hareketi içerisinde bir takım sorunlara da yol açabilirdi. Edebiyatla çok ilginç bir yere taşıdı. Edebiyatla beraber aynı zamanda kendisinin uluslararası alanda daha meşru, popüler olmasının da zeminini yarattı. Sadece artık o bir siyasetçi değil, aynı zamanda kalemi olan, yazan, çizen birisi olarak da biliniyor. Bütün bunlarla beraber Erdoğan'ın işi daha da zorlaşıyor ve bu yüzden de Erdoğan'ın öfkesi giderek kabarıyor.